Afiyet olsun Vezele. Eyvallah. Sabah şerifler hayır olsun Veselem. Sana da evlat. Aşık, gel bakalım. Selamün aleyküm. Aleyküm selam yeğen. Otur hele. Kalıcı değilim Kadir Usta. Senin çekiç seslerini duydum da geldim. Öyledir yeğen. Bizim çekiç seslerini değme aşık çıkaramaz. Orhan abi! Gidiyorsan götüreyim. İyi olur. Eyvallah. Kadir Usta be! Şunun dört ayağının allasan sevabına ne olur? Orası kolay. Sen arpasını eksik etme, rahvanından eksik kalmasın. Arpa hepimize gerek usta. Öğlen kuzu başına bir buldun mu, akşama kadar tırıs gidiyorum vallahi. Buyur Orhan abi. Bu Kadir Usta ile fazla uzatmak hayır getirmez. Hadi eyvallah. Ye. Efendim, gelmeyecekler. Günaydın. Babam nerede? Vedat Bey'le şimdi çıktılar. Aa, ne yapacağım ben şimdi? Şevket Bey burada mı? Şimdi çıktı. Razım Usta, bana bir çare. Araba kaldı. Nerede? Kilyos yolunda. Çalıştıramadım. Benzin? Dolu.
Sen misin? Yazıhanenin önüne kadar gel. Buyurun. Hayır efendim, gelmeyecekler. Marş basmıyor mu? Vallahi hiç anlamam. Kontağı açıyorum, hiç ses çıkmıyor. Yol kavşağına kadar yürüdüm, Allah'tan bir taksi geçiyordu. Buyur Rasim abi. Nermin Hanım'ı tanıyorsun. Şevket Bey'in kızı. Sen benden izin istemiştin, Nermin Hanım'ın arabası kalmış. Bir bakıver, oradan da gidersin gideceğin yere. Sağ ol Rasim abi, üstümü değişim hemen gelirim. İyi ustadır, arabadan da anlar. Bana müsaade. Niye gönderdiniz arabayı? Siz varsınız ya! Ya tamir edilmeyecek bir şeyse? Bilmem, Rasim usta sizin için iyi bir ustadır dedi. Yoksa... Bilmem, bakacağım. Marş dinamosu sıkışmış. Yani kaldık mı şimdi? Bakalım. Bir örtü falan var mı? Hiçbir şey yok. He. Siz bunun altında vurmuşsunuz bir yere. Evet, çukurdan geçerken bir taşa çarptım. Nereden anladınız? Yağ damlıyor. Orada bir tel var. Çeker misiniz onu? Ha? Çekin, çekin. Olacak mı? Galiba. Ama bu alt fena. Yani kaldık mı şimdi? Yo, sonra yaptırmak lazım. Bırakın teli. Tamam. Çalıştırın şimdi arabayı. Üst baş berbat olmuş. Evet, oysa bir yere gitmem lazımdı. Bize gider temizleniriz, he? Yok, ben eve giderim artık. Olmaz öyle şey. Hadi atla! Nermin, ne oluyor? Kim bu adam? Bir şey değil amca. Senin bu halin ne? Arabam bozuldu da. Peki, bu adam neci oluyor? Aman amca, çok sordun. Ne demek? Ben senin amcanım, yakışır mı sana? Nedir senin bu halin? Sen hafif kollarını kızı olasın da ne idüğü belirsiz bir naşerifle... Ne idüğü belirsiz değil o amca. Bizim fabrikanın... Yıkandınız mı? Kusura bakmayın, size çok zahmet verdim.
Vazifemiz, bana müsaade. Tekrar teşekkür ederim. Yarın aldırırım arabayı, bir gözden geçiririz. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Naber aşık? Düşünceli görünüyorsun. Yok bir şey Kadir usta. Olmadı, daha iyi. Bizim sazı dinle öyleyse. Gönlün ferahlasın. Nişanlına sor bakalım. Ben müzikten anlamam. Benim işim... Malum, para kazanmak. Siz baba beğenmediniz mi? Ben mi? Bilmem, vallahi dinlemedim. Dinliyordunuz ya? Yok canım, düşünüyordum. Gümrükten çekilecek malları, siparişleri. Biz de iş mi ararsın? Peki, sen ne yaptın gümrükçiyle? O iş biraz güç olacak. Tarifiye uygunluğunu bulamadılar. Nasıl bulamamışlar? Tespiti yaptırmıştık ya. Bilmiyorum. Yarın baş müdürle görüşeceğiz. Bu hafta enteresan koşullar var. Altılı ganyanı bir tutturabilsem, dile benden ne dilersen. Attan anlamazsın, at yarışına para yatırırsın Cemal amca. Kısmet işi bu kızım. Ama bir tutarsa... Bir tutarsa bundan daha iyi bir hayat mı yaşayacaksın? Paranın fazlası göz çıkarmaz ki. Çıkarır, çıkarır. Hem de fena çıkarır. Kötü nasihatlarını da şu ipek gibi kızı kendine benzeteceksin. Dayıcığım, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne kötülükler aşılıyor gene bu habis? Para da para diyor dayıcığım. Bunların da başka bir şey konuştuğu yok. Bunlar su yerine para içinde yüzmeye karar vermişler kızım. Senin Vedat'ın da onlardan aşağı kalır yeri yok. Elini uzat da boğulmaktan kurtarıver. Kızın aklını karıştırıyorsun. Senin öğrettiklerini siliyorum. Ben onun amcasıyım. Ben de dayısıyım. Biraz mütereddit ama fena değil. Notaları arabada unutmuşsun. Beste kimi? Benim. Sahi mi? İnanmam. Haklısınız. Beste yapacak adama benzemiyorum, değil mi? Yo, onu demek istemedim. Kızmayın ne olur. Yani demek istedim ki, beklemiyordum tabii. Kızmadım. Notayı yazdığıma da pişman oldum zaten. Dün bir plak şirketine götürecektim.
benim yüzümden götüremediniz. Bir bakıma iyi oldu. Bestelerimi kendime saklamaya karar verdim. Araba hazır sanırım, bir deneme yapar teslim ederim. Ben de gelirim. Gelmeseniz iyi olur. Belki kalırız yolda. Kalmayız, kalsak da zarar etmez. Tahmin edemezdiniz değil mi? Hakkınız var. Kaba saba bir atölye işçisiyim. Onu demek istemedim. Bu kabiliyetle neden fabrikadasınız? Ellerimle çalışmak hoşuma gidiyor.
Bir şarkı gibi. Bıkıp usanmadan söyler bu şarkıyı. Bazen bir çığlık, bazen bir ninni. Aşk şarkısı da söylenmiş bazen. Ama ben hiç duymadım. Susuyorsunuz. Bir şarkı dinliyorum. Nasıl bir şarkı? Bir ninni mi? Böyle bunun gibi. Geç kalmayalım. Evet. Hapishane bekler. Oysa ben kendimi bu kadar hür hissettiğimi hatırlamıyorum. Hapishane mi? Bir cehennem daha doğrusu. Gidelim. Nerede vurdun bu aslanı? Evet evet, nerede vurdun? Söyle bakalım hadi! Oğlum çocuklar, rahat bırakın canım, bizi! Canım söylesene! Amma uzattın ben Ermin! Ne olduğunu, ne iş yaptığını niye söylemiyorsun bize? Müzisyen! Adı ne, adı? Evet, adı ne? Adı da Orhan! Kesin gürültüyü çocuklar, kesin! Şunu da susturun! Çocuklar, aramızda bir müzisyen var! Adı da Orhan! Bu sazdan anlamam. Benim müziğim başka. Ben çalarım, siz söyleyin. Bunlara mı? Söyletmeden bırakmazlar. Aa, ne oluyor canım? Bak yine getirmiş o adamı. Hani şarkı söyleyecektin? Gene getirmişsin o adamı. Bunlar eve doluyor, bir şey demiyorsun da kendi halinde bir insandan ne istiyorsun? Ama canım, bunlar mazbut aile çocukları. Ben bir gerçekleri hani ne yaptın? Ben bu gerçeğe bitirmedim de sukasını sileceğim, gizli! Geciktin bu akşam. Mesai olacak, bizim oğlan da gelmedi. Mesai değil, patronun kızının arabası bozulmuş, ona gittik. Bu suratın ne peki? Yok bir şey. Öyle olsun, otur bakalım. Bereketli olsun. Eyvallah, yaklaş ve çök. Yengeye zahmet olmasın. Hadi uzatma da geç otur şöyle. Bir yıkanalım önce, sonra icabına bakarız. Arpadan baş çeviren beygir gördün mü sen hiç? Yahu sen de beni bitirmeye ahdetmişsin be Veysel emmi. Al bakalım. Yarasın aslanım. Ne o? Ne güldün aşık? Bir yerde daha aslan dediler bugün.
Sen de bir şeyler var ya... Patronun evinde şarkı söylemeye kalktık. Bir alay zıpır, anla işte. Demek efkarlıyız bu akşam ha? Hadi bakalım, yarasın öyleyse. Kafanda bir türkü estiği besbelli. Elinin altında olsun dedik. Çok üzüldüm. Biliyorum kızım. Şimdi nasıl af dilemeliyim bilmem. Fabrikaya gidersin. Bunlar sade ama iyi, duygulu insanlar. Çok kırılmıştır muhakkak. Ne yapmalı bilmem. Bu serserileri toplama evine sende. Vedat ısrar etti. Ben de uydum ona işte. Onun her dediğine uyarsan... Dayı biliyor musun? İçimde bir sıkıntı var. Nasıl anlatsam? Bu ev, fabrika... Davetler! Gene ne kaynatıyorsunuz bakalım? Hiç! Dertleşiyoruz işte! Ne derdin olabilirmiş ki? Gene bunun kışkırtmaları olacak! Sana ne canım, biz baş başa konuşuyoruz! Ben onun amcasıyım! Ben de dayısıyım, işte başlamayın o kadar! Başlamayın gene kuzum! Ben yatacağım artık! Buyur çık! Sen çık önce! Evet, ne var? Vahim mi? Peki, neredesin? Oralarda ne işin var kızım? Peki, peki, şimdi bağlarım. Dış hattı Rasim Usta'ya bağlayın. Bak, sana bir şey söyleyeyim. Sen bu kızın başını bağlayacaksan bağla, yoksa... Ne karışma. Oldu gene? Karışmam işte. Arabada bir şey yok. Özür dilemek için uydurdum. Fabrikaya da gelemezdim.
Niye özür dileyeceksin? Dün olanlar için. Cehennemi göstermek istemedim ama istemeden sana da bulaştım. Ağrıma gitti, doğru. Ama sonra düşündüm ki bu sürünün yaptığına bakılmaz. Sürü, evet. Ben de o sürüdenim. O sürüdensiniz ama onlardan değilsiniz. Bir ayrıcalık var. Bir çoban buna hemen fark eder. Sen nasıl fark ettin? Çocukken çobanlık yaptım biraz. Siz özür dilemek istediniz. Ben de teşekkür etmek isterdim. Teşekkür niye? Dün denizin şarkısı demiştiniz. Evet, deniz. Bir şarkı söylüyordu. Şimdiki gibi. Hasret şarkısı. Dün onu besteledim. Bir hasret şarkısı mı? Neye hasret? Erişilmeze. Bu duygu herkeste vardır. Doğru. Hayatımızın her devresinde bir şeye erişmek isteriz. Dinlemek istiyorum. Neyi? Hasret şarkısını. Ferhunde abla, misafirimiz var. Davranın komşular, misafirimiz hoş var. Hoş gelmişler. Sen ateşi yak bakalım, peki hadi. Burada emin ellerdesin. Size zahmet vermek istemem. Ne zahmeti kızım, başımız üstünde misafirimizsin, buyurun. Safa geldin kızım. Safa buldum, teşekkür ederim. Safa geldiniz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Falı da benden. Misafirimiz var Veysel emmi. Seni büyük bir kapıya bağlamışlar kızım. Öyle zincirle. Ama başında bir taç var. İçinde bir karanlık, bir aydınlık. Ard arda yanıp sönüyor. Ardından bir güneş doğuyor. Bir el bu güneşi örtmek istiyor. Üç zaman içinde bu güneş üstüne düşüp seni aydınlatacak. Üç gün mü desem, üç ay. Olmadı bu bacı. Önceden haberimiz olacaktı ki sana Çorum işi bir tandır yapayım ellerimle böyle. Ben de Adana işi bir çiğ köfte. Benim Şam işi baklavanın üstüne yoktur. Ayol, biz kadınlar dururken size ne oluyor? Hadi bakalım aşık. Hasretim
aşkına susuz çöl gibi gitmiyor gönlümden sana susuzluk. Kuruyan dudaklar seni heceler, geçmiyor aşk dolu siyah geceler. Yalnızlık bahtımın dinmez yarası, seversen bitecek bu işkencede. Şarkı gönlümün hasret şarkısı, ümitsiz aşkımın ümit şarkısı. Bir değil, yüz değil, bin yıl geçse de alamaz kalbimi senden başkası. Kuruyan dudaklar seni heceler, geçmiyor aşk dolu siyah geceler. Yalnızlık bahtımı dinmez yarası, seversen bitecek bu işkenceler. Ne kadar neredeydin? Yemeğe geç kaldın. Yemek yedim. Neredeydin peki? Misafirlikte. Ne misafirliği bu? Benim de kendime göre dostlarım var. Yani sen bu kızın halini beğeniyor musun? Bana sor canım, nişanlısına sor. Gözümde uyku var, bu ne yorgunluk. Sevilmek olmasa, sevmek mutsuzluk. Hasretim aşkına, susuz çöl gibi gitmiyor gönlümden sana susun. Bu şarkılara merak sarmışsın bakıyorum. Suç mu? Niye suç olsun? Ama bundan önce dinlemezdim böyle şeyleri. Şimdi dinliyorum. Nereden bu şarkılar? Nermin, değişen bir şey mi var? Maalesef yok. Sen mesela şu fabrikayla nişanlansaydın daha iyi etmez miydin diye düşünüyorum. Bak oğlum, şu fabrikayı ele aldın alalı batmaktan kurtardın. Şimdi habire kazanıyor. Daha da kazanacak. İyi, iyi. Tebrik ederim. Ama Nermin fabrika değil. Ne demek istiyorsunuz? Sen şimdi bunu anlamadınsan ben ne yapayım? Ele zahmet et de 5 dakika düşünüver. Yeni ham madde siparişi verdik mi? 5000 ton fazlasıyla. Nasıl olur? İstihsalimiz? İstihsalimiz artacak. Olmaz. Artsın efendim, artsın!
de uyku var, bu ne yorgunluk. Sevilmek olmasa, sevmek mutsuzluk. Hasretim aşkına susuz çöl gibi gitmiyor gönlümden sana susuzluğum. Niye sustun? Affedersiniz, coşmuşum bir ara. Bu şarkının adı ne? Hasret. Kimin? Kimsenin değil. Nasıl yani, pilav falan yok mu? Yok. Benden başka bilen de yok. Benim şarkım. Senden başka bilen duyan yok, öyle mi? Nereden olsun? Daha dün besteledim. Pekala. Kurdunu evinde dök. Burada diğer işçilere mani oluyorsun. Sana bunun için para vermiyoruz. Dayıcığım, besbelli istidatlı bir çocuk. Böyle bir kabiliyeti desteklemek istemez misin? İsterim elbet kızım. Ama o dostumla görüşmeyeli yıllar oluyor. Şimdi birdenbire çıkıp da, yahu İsmail, şu delikanlıyı dinle, beğenirsen bestesini, sesini plağa al, nasıl derim? Beğeneceği muhakkak. Mahallede onu nasıl dinlediklerini bir görsen. Sen bir ara onu. Gene o ne yediği belirsiz adam mı? Amca, sen karışma. Ne demek sen karışma? Ben senin amcanım. Ben de dayısıyım, ne olacak? Sen bizim aile şerefimiz... Ben sizin aileden değilim şükür. Ablam öldü, ortaklık bozuldu. Şu kız olmasa buraya adımımı atmam. Çok da iyi edersin. Yürü kızım, inat olsun diye olmasa kendi paramla bu çocuğun sesini de bestesini de plağa aldıracağım. Hadi yürü. Şu çekiç bile dengi dengine diyor. Ama anlayana, vaktin bir evvelinde bir dağ padişahının kızı varmış. Ay misali. Garip bir çoban dağa bakmış, gözleri kararmış. Varıp erişmek istemiş. Ama dağ yüksek, sarp hem de. Garip çoban başlamış tırmanmaya, erişti erişecek. Dağ padişahı bu çobana kız mı verir? Ayağının ucuyla itivermiş kayaları. Dağdır, koyvermiş kendini. Garip çoban ev boyu kayaların altında kalıvermiş. Yanılmaktasın Kadir Usta. Şimdilerde öyle olmuyor. Garip dediğin çoban silki veriyor sırtından kayaları. Kıza varıp elinden tutup muradına eriyor. Yeter ki padişah kızı elini uzatsın geldi. Ne oldu bana bilemem, kendimi unuttum. Ne oldu bana bilemem, kendimi unuttum. Ben eski halimden daha mesuttum. Ben eski halimle daha mesuttum. Güvenmiştim talihime. Ne umdum ne buldum. Güvenmiştim talihime. Ne umdum ne buldum. Bıktım artık. Bıktım artık, ben bu aşktan yoruldum. Bıktım artık, bıktım artık, ben bu aşktan yoruldum. Ah, bu aşktan artık yoruldum. Sen Hafikoğulları ne demektir bilir misin?
Sultan Mahmut'tan bu yana bu ailenin şerefine halel gelmemiştir. Benim kızım akıllıdır, söz dinler. Dinlemez misin? Dinlerim bey baba. İyi öyleyse. Bundan böyle aklına yeseni yapmaktan vazgeçersin. Nikah muamelesine de başlar. Ama babacığım ben... Aması da neymiş acanım? Aması şu ki bu kızı da ablam gibi perişan edeceksiniz. Bana kalırsa kıza istemediği bir hayat hazırlıyorsunuz. Onun ne istediğini ne biliyorsun? Ne istediğini değil ne istemediğini biliyorum. Sen karışma Yakup. Vedat pekala mazbut, bilgili. Gereği gibi bir koca olabilir. Sonra Nermin prensesler gibi yaşayacak. Öyle, altın bir kafeste. Paradan, aldım sattımdan başka laf yok mu bu evde? Bu kız genç, hayat dolu bir çiçek. Koparıp altın vazoya koyacaksınız. Şimdi nesi eksik? Şimdi istikbali düşünmek lazım. Biz yarın öleceğiz. Yarın öleceksen mesele yok, boşuna konuşuyoruz. Sen odana git, haberim olmadan bir yere çıkmana rızam yoktur benim. Nasılsın Nermin? Ne diyeyim? İyi desem olur mu? Seni hep iyi görmek isterim. Tabii, ama görmeye pek vaktin olmuyor. Biliyorsun işler... Bilmez olur muyum? İşlenince akan sular durur. Hadi geç, seni bekliyorlar. Yaklaş bakalım delikanlı. Gözümde uyku var, bu ne yorgundu. Sevilmek olmasa, sevmek mutsuzdu. Evet, 5.000 fazlasıyla 25.000 ton. İyi ki geldin, ben de seni görmek istiyordum. Dün gece alınan karardan haberin vardır herhalde. Evet, var. Bir diyeceğin yok mu? Ne diyeyim, nişanlımsın. Ben seni mutlu edebilirim derdim. Fabrikayı büyüterek mi? Onun da payı olacak tabii. Parasız hiçbir şey olmaz. Pekala, görürüz. Şimdilik aile kararlarına boynum kıldan ince. Ya ben seni adam edeceğim, ya sen beni. Şimdi ben başka bir şey için geldim. Sizde çalışan bir Orhan var atölyede. Dayım onun için bir kart gönderdi. Plak şirketinden onu bekliyorlar. Sesini dinleyecekler, çağırtıver. O bugün izinli. Kartı bana versen, gelince veririm. Allah'a ısmarladık. Akşama yemeğe çıkar mıyız? İş konuşmayacaksan çıkarız. Şarkı söyleyip ötekileri vazifelerinden alıkoyuyorum diye işime son verdiler. Başka? Bir aylık, bir de 15 günlük tazminat. Hepsi bu. İtiraz filan etmedin mi? Kime ne anlatacaksın? Sen bunun nereden geldiğini anlamadın mı? Bunlara bulaşmak hayır getirmez oğlum. İşte kayalar yıkılıverdi başına. Tut bakalım şu çekici. Biz kendi türkümüzü kendimiz söyleyelim davran. Bu türkümle bu feryadım senden geldi.
sana Tanrım. Madem beni sen yarattın, madem beni sen yarattın, bir yol göster, bir yol göster, bir yol göster bana Tanrım. Senden başka kimim var ki? Yok, 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 yok. Gönlüm öyle aşk dolu ki, of, 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 kıymet bilen yok. Bir yar verdin, yar olmadı. Felek kahper desen, yalan kulun kul olmadı. Bu dünyada dost kalmadı. Bu dünyada dost kalmadı. Bir yol göster, bir yol göster, bir yol göster bana Tanrım. Senden başka kimim var ki? Yok, 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 yok. Gönlüm öyle aşk dolu ki, of, 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 kıymet bilen yok. Ailenin yüksek menfaati neyi gerektiriyorsa onu yapacaksın. Biz seni bugün için yetiştirdik. Hiçbir itiraz dinlemem. Senin küçük aklın bu işlere ermez. Nişanlın senin için her fedakarlığı yapacak bir adam. Derhal nikah hazırlıklarına başlayacaksın, o kadar. Günaydın hanımefendi. Rasim Usta. Nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz de Orhan Usta olacaktınız. Evet. Ona bir kart bırakmıştık. Bir yere gidecekti, gitmemiş. Onu Vedat Bey işten çıkardı Nermin Hanım. Çıkardı mı? Ne vakit? Bir ay kadar oluyor. Ne hakla suçu olmayan bir insanın ekmeğiyle oynuyorsun? Ne suçu varmış söyle. Fabrikayı ben idare ediyorum. Bildiğim gibi davranmak hakkım. İşe yaramaz bir adam da attım. Yalan, sebep o değil. Canım, sen ondan iyi mi bileceksin? Benim de gözüm tutmalıydı zaten. Senin gözünün tuttuğu atlar yarışlarda hep kaybediyor. Sen bu işlere karışmasan iyi edersin Yakup. Ben gidip ondan af dileyeceğim. Ne münasebet? Bir yere gidemezsin. Giderim elbet. Kimse de mani olamaz. Hafikoğullarının şerefi işten adam çıkarmakla korunmaz. Bak gördün mü? Aile şerefini senden iyi düşünüyor. Sana bu işlere karışma demiştim Yakup. Thank you.
başkası nasıl bana kızgınlığından sana vurduysa, sen de hırsını demirden alıyorsun. Demek kanun bu. O halde bana kızmaya ne hakkın var? Demir'in suçu ne? Vuracaksan bana vur. Benim kabahatim yok. Dün Rasim Usta'dan öğrendim işten çıkarıldığını. Senden bir başkası adına af dilemeye geldim. Dayım bir plak şirketiyle senin için buluşma sağlamıştı. Onu da vermemişler. Sana bir iyilik yapmak istedim. Buna ihtiyacın yok biliyorum ama anla beni. Yalvararım bir şey söyle Orhan. Haklı oluşunu kötüye kullanıyorsun. Bir şey söyle rica ederim. Kov razıyım. Kabahatim yok ama razıyım. Hakaret et ona da razıyım. Bütün diyeceğim bu öyle. Peki. Bugün yeteri kadar çalıştık, yürü. Şişede bir efkar dağıtalım. Sağ ol Ferhunde abla. Ayol ayıp değil mi sana kızı kovmuşsun? Yalvarmış yakarmış bir şey dememişsin. Ne diyebilirdim? İçinden ne geliyorsa onu. İçimden geleni söyleyemezdim. İnsan sevdiğini söyleyemez mi yani? Karşısındakinden emin olmadıktan sonra niye söylesin? Misafirimiz var! O benim misafirim ayol! Koşun ol, gösterin kendinizi güpürgür! Hep bu havayı özledim, bu sıcaklığı! Ne olur, kal, gitme! Nasıl olur, onlar güçlü, dünyayı ayağa kaldırırlar! Kaldırsınlar, ben varım! Hadi gelin! Gelin yavrum! Emniyete bildirdik şüphesiz! Benim istediğim senin kendi araştırman! Mahalleye git, fabrikadan adresi çıkar. Hayır hayır, emin olmadan işi resmiyete dökemem. Evet, teşekkür ederim. Derhal bildirin. Başına bir iş gelmiş olmasın? Hastanelerde yok. Ne yapacağız şimdi? Nalbant'ın çırağını buldum. Öyle kız filan gelmemiş. Peki, sen adamlarınla araştırmaya devam et. Canım, ne sırıtıp duruyorsun sen öyle? Telaşınıza. Yani telaşlanmayalım mı? Ya başına bir şey gelmişse? Benim kızım akıllıdır. Ne yaptığını bilir. Ne demek istiyorsun? Yani biz bilmiyor muyuz? Hem de pek iyi biliyorsunuz. Bilmediğiniz tek şey başkalarının da bir şey bildiği. Ne demek istiyorsun? Anlatayım. Fabrikanın yarısı Vedat'a ipotek. Öyle değil mi? Nereden biliyorsun sen? Dinle, dinle, dinle. Şimdi sen kızını bu adama veriyorsun. İpoteği kurtarırım diye. Tabii o da kızı alacak. Fabrikanın öte yarısına konarım diye.
Yani sizinkisi kız alışverişi değil, mal alışverişi, mal. Telaşınız da onda. Kız giderse birbirinizin boğazına sarılacaksınız. Can kaygısı. Hadi geceniz hayırlı olsun. Allah'a emanet olun. Birbirinizi ısırmayın ha! Ben tutayım ha! Eyvallah! Hadi gidelim. Güle güle Veysel amca, güle güle. Birini mi aradım bey? Öyle sayılır. Biz burada hep oturanları tanırız. Adını söyle, gösterelim. Buralarda oturmaz da, nasıl diyeyim yani? Yani senin aradığın bir misafir mi? Öyle gibi. Dayıcığım! Çok merak ettiler seni. Sen? Etmedim doğrusu. Ne yaptığını bilen bir kızsın sen. Gel. Demek buraya yerleşmeye kararlısın. Ferhunde ablanın misafiriyim şimdilik. Bu da Orhan. Sağ ol. Sağ ol. Destur. Hayrola, nedir bu? Burada adet böyledir. Misafiri doyurmadan bırakmazlar. Buyurun. Beyefendi, bir heyet geldi. Fabrikadan olacak, zam istemeye gelmişlerdir, kov gitsin, kov! Doğru bakalım, bu işler öyle olmaz. Söyle gelsinler. Selamın aleyküm. Ne istediniz? Allah'ın selamını verdik. Aleyküm selam, aleyküm selam. Nedir isteğiniz? Ayol bir nefes alalım böyle ayaküstü. Buyurun, şöyle buyurun. Evet, emriniz? Estağfurullah, estağfurullah! Bir derdiniz mi var? Haşa, niye derdimiz olacakmış? İyiyiz çok şükür! Sizler de iyisiniz ya! Bunu sormaya mı geldiniz? Adettir efendim, hatır sorulur! Ya. Efendim, maruzatımızı arz edelim! Haşa, huzurdan hayvanlar koklaşa koklaşa, insanlar konuşa konuşa demişler! Konuşun öyleyse! Mesele şu, biz Allah'ın emri, peygamberin kavliyle, kerimeniz Nermin hanımı... Ne olmuş Nermin'e? Bir şey olmuştur, yok acanım, dinle hele! Kerimeniz Nermin hanımı, hepimizin oğlu sayılan Orhan Bey'i istemeye geldik. Ne, nasıl yani? Nermin nerede? Dur ayol, ne telaşlanıyorsun, misafirim benim, biz kızı istemeye geldik. Defolun, defolun diyorum size! Bir haber var mı? Var! Bunlar alakoymuşlar, utanmadan bir de kız istemeye gelmişler. Söyle! Nermin nerede? Hepinizi süründüreceğim! Dur bakalım! Yoksa biz dağ başına mı geldik? Çabuk nerede olduğunu söyleyin yoksa perişan edersiniz. Siz kim oluyorsunuz halinize bakmadan kız istemeye geliyorsunuz? Ne varmış halimizde? Biz istedik Allah'ın izniyle, adettir. Kız tarafı vermezlenince düşünelim denir. Sonra da kısmet değil denir, olur biter. Paranız var ama... Kibarlıktan nasibiniz yok!
Yürüyün çocuklar! Nerede olduğunu söylemeden bırakmayın! Ya vur şunun aynasına bir tane, dünyayı çatlak görsün! Veysel emni, geç hele sen! Berhude abla sen de yürü! Git be! Ne olacak şimdi? Telaşlanmayın! Ben nerede olduğunu anladım, onlara gösteririm! Kızın başına bir şey geldi muhakkak! Ne gelmiş olursa olsun onlara bırakacak değilim! Kamil! Adamlarını al çabuk buraya gel! Şimdi dünyanın kaç bucak olduğunu... Baş üstüne! Gitmeseydiler iyiydi ya! Oldu bir kere! Şimdi nerede olduğunu bir öğrenirlerse... Ne olur öğrenirlerse? Çok şeyler olur oğlum! Bir kere Nermin daha 18'ine basmadı. Şurada az bir zaman vardı. Sabredip saklansaydınız kimse bir şey diyemezdi. Sonra başka şeyler de var. Onlar güçlü oğlum. Biz? Evet. Sen bileğine güvenirsin ama bu işte bilek sökmez. Gün ola hayır ola. Öyle bakmayın, kibarca olmaz dediler. Kovdular be! Ah Kadir Usta, bırakacaktı ki! Bu kim? Dayım! Yoksa sen de buradan mı kovmaya geldin? Haşa! Eğer kovulmazsam, ben de şuracıkta bir yurt edinmek isterdim. Emret abi! Akşam başladık mı, gün ağarmadan evin hazırdır evvelallah! Benim bahçem büyük! Duvarı ben örerim! İlk etkiye haber verelim! Durun bakalım! Bunlar da kim? İşte, ben de bundan korkuyordum. Hiç telaşa vermeyin. Berhude abla, sen takımını açıver. Ben Şevket Bey'in avukatıyım efendim. Mesele çıkarmadan size şunu açıklamak isterim. Zorla alakoyduğunuz ve reşit olmayan kızını derhal serbest bırakın. Aksi halde hepinizi hapse attırırım. Duydun ya Nermin, derhal eve dön. Beni kimse zorla alıkoymadı. Dayı ne olacak, alçak mı sana bu dersleri veriyor? İstemesen de kanun zoruyla alacağız senin kızım. Seni sürüm sürüm süründüreceğim. Yanlış başladı. Benim yerim babamın yanı. Bir cahillik ettim. Burada yaşayamayacağımı dün anladım. Sevdim sandım. Bir hevesmiş demek. Yanılmışım. Beni bağışlayın. Kalbinizi kırdım. Boş yere ümit verdim. Yalan! Yalan değil. Değişik bir duyguyu sevgi sandım. Bir merakmış o kadar. Beni bağışlayın. Thank you.
boynu bükük bir garip görsem, hor görme kim bilir ne derdi vardır. Nerede boynu bükük bir garip görsem, hor görme kim bilir ne derdi vardır. O garip halinde ne sırlar gizli, onu bu hallere bir koyan vardır. O garip halinde ne sırlar gizli, onu bu hallere bir koyan vardır. Belki benim gibi sevdiği vardır. Ümitsiz bir aşkın garibi oldum. Aradım hatayı, kendimde buldum. Ne söylesem gönül dinlemez, deli gibi seven yine ben oldum. Ne söylesem gönül dinlemez, delice seven yine ben oldum. Delice seven yine ben oldum. Nice ümit dolu hayat yolunda, yolunu kaybeden garip ne yapsın? Nice ümit dolu hayat yolunda, yolunu kaybeden garip ne yapsın? Her şey haktan ama zulmetmek kuldan. Gönül bir zalimi sevdi ne yapsın? Her şey haktan ama zulmetmek kuldan. Gönül bir zalimi sevdi ne yapsın? Gönlüm bir zalimi sevdi ne yapsın? Madem yaşamaya geldik dünyaya, benim de her şeyden bir hakkım vardır. Sevmiyorsan hor görme bari, benim de senin gibi Allah'ım var mıdır? Sevmiyorsan hor görme bari, benim de senin gibi Allah'ım vardır. Benim de senin gibi Allah'ım vardır. Benim de senin gibi Allah'ım vardır. Başa gelen çekilmiş
çekemem diyemem. Yar eliyle zehir verse içemem diyemem. Ben aşkımı sende buldum, sana inandım. Ah, yeminim var senden başka sevemem, sevemem. Ben aşkımı sende buldum, sana inandım. Ah, yeminim var senden başka sevemem, sevemem. Her gün ayrı bir dert, her gün bir ızdırap. Kurtar beni bu çileden sevgili yarım. Her gün ayrı bir dert, her gün bir ızdırap. Kurtar beni bu çileden sevgili yarım. Sevgili yarım. Aşktan anlamayan aşka gülüp geçermiş. Aşık olan gece gündüz dertten içermiş. Sevilmeden sevenleri yazık ömrüne. Ah, böyle aşıkların ömrü boşa geçermiş. Sevilmeden sevenlerin yazık ömrüne. Ah, böyle aşıkların ömrü boşa geçermiş. Her gün ayrı bir dert, her gün bir ızdırap. Kurtar beni bu çileden sevgili yarım. Her gün ayrı bir dert, her gün bir ızdırap. Kurtar beni bu çileden sevgili yarım. Sevgili yarım, sevgili yarım. Nal mı lazım? İyi bildin. Kaç numara? Bana değil. Evde iki tane var, onlara lazım. Ismarlama yapmıyoruz. Getir de boylarının ölçüsünü alalım. Ben de onu danışmaya geldim. Otur bakalım. Şimdi karar günüdür. Ben söyleyeyim, siz karar verin. Yani dayısı mı söyledi şimdi bu sözleri? Avukat o gün Nermin'e, Vedat adam tuttu Orhan'ı vurdurmaya. Kimse elini kana bulamadan aklınızı başınıza toplasanız iyi olur demiş. Nermin de çıkıp o lafları mı etmiş? Akıllı kızmış. Orhan'ı seviyormuş demek. Dahası var. Kız 18'ine basmış. Yarın saat 2'de de nikahı var. Zorla mı? Hı hı. Zorla, nasıl bir baskı yapmışlarsa. Peki, ne olacak şimdi? Dayı, karar sizin dedi, ya. Bu iş yaş, eninde sonunda çocuğu vururlar. Bunların gözü kara. Siz ne dersiniz? Orhan mağrı olacak. Sizin yapacağınız Orhan'ın halini düşünmemiz lazım. Tabii bizim için ya, biz tutup bakın sanki. Ama en iyisi ona bir şey söylememek. Ne diyorsun anlamadım. Bastır onu. Çocuğu yakarsınız vururlar. Şaşmayalım.
Kalk be kalk! Kız evden gidiyor. Dayı haber salmış. Gelip bastırıp alsın gerçekten seviyorsa demiş. Kalk dedim, kalk uyan. Yarın saat 2'de nikah varmış. Gün bugün, yürüyü varsa gelsin alsın kızı demiş. Peki, ne yapalım Ferhunde abla? Bak, bir de soruyor be! Allah kahretsin! Nüfus kayıtlarınızın bulunduğu yerlere soruşturuldu. Nikah memurluğumuza verdiğiniz 19.10.1971 tarihli dilekçeniz göz önüne alınarak gerekli işlemler yapıldı ve evlenmenizde hiçbir sakınca olmadığı anlaşıldı. Bu durumda siz Nermin Hafikoğlu Vedat Yapar'ı koca olarak kabul ediyor musunuz? Hayır! Oh. Bu nikah baskıyla yapılıyor! Orhan! Atın şu adamı dışarı! Bir de kendisine sorun bu hususu! Hala söyletip duruyorlar şunu! Davran oğlum, yetiştik! Durun bakalım! Kimse kımıldamasın! Söyle kızım, dileğinle söyle! Çalgı benden! Aşağı! Al bakalım, bunu ısmarlamışsın! Bu işin kibarcısı böyle olur! Akşama düğüne bekleriz, hay!
sevgiler yarattın Mecnun'a bir teselli. Sevenler anlar, gel gör şu halimi, bir teselli ver. Aramızda başka biri var ise, tertemiz aşkımı bana geri ver. Ben zaten her acının tiryakisi olmuşum. Ömür boyu bitmeyen derdine yorulmuşum. Gülemem sevginim, ben sensiz ah yaşayamam. Yaşayamam.